Merhaba arkadaşlar çok heyecanlıyım Bu videoda yeni bir bota karşı oynayacağım Rakibim Do olacak Do ki bilmiyorsunuz Do Duolingo'nun bir personajı Duolingo ne bilmiyorsunuz Duolingo ünlü bir app Yabancı dil öğrenmek için Ya da telefonda ya da bilgisayarda bunu yapabilirsiniz Ben Duolingo'yu her gün kullanıyorum Bugüne kadar kaç gün yaptım 166 gün yaptım ama satranç hiç oynamadım duo'ya karşı ama bugün bunu yapacağız beraber hadi başlayalım. Ben beyaz taşlarla oynayayım, um, hadi bakalım d4 süreyim. Um, gördüğünüz gibi duo oynarken konuşuyor bazen um, <laughs> duyduğum kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla lav da sokabilir uh, c4. Um, e 6 atfi 3 farklı açılışları denemenin sonuçları farklı olabilir yani, yani ilginç ac3 ragozin savunması ben gayet salam oynayayım çünkü do bir bot yani bir bilgisayar bu fil artık pasif değil evet bilmiyordum teşekkürler anlattığın için um, alayım hiç şaşırmadım atımı almana. Gittikçe yaşanıyordu zaten. <laughs> Vezir B3. Salam oynuyorum. A6. Tamam C5 müm mümkün bir hamle. E3. Piyonumu savunayım. Ondan sonra file 2. Kalede 1. A3 mi oynayayım? A3 oynayayım. Bunu saldırdım. Aldı Vezir C3. E5'teki kareyi kontrol etmeye çalışıyorum. 3 taşla. Bu hamlede hata yaparsan can kaybetmezsin. <laughs> Vezirimin önünde eğilirsin artık. Um, hadi bakalım. Vezir geldi. ilginç bir hamle. Ben ona feda edeyim. Şu piyonu alsın. Yani istiyorsa alsın. Almadı ama. Elinde ne varmış görelim bakalım. Benim hiçbir şey yok. Teoriyi bilmiyorum ama canım var. Tamam mı? Sadece canla uh, duaya karşı oynuyorum kısa rok mu atayım yoksa alayım? Ben kısa rok atayım. Yoksa e5 mi var? Kısa rok atayım. En azından şahım uh, güvende olsun. Evet e5 oynadı du. Fil h3 fikriler olabilir. Ondan sonra vezir g2 mat. Benden saklanmana hiç gerek yoktu. Ha dil derslerini yapmıyorsun o başka. Um, e5 mi alayım yoksa d5 mi süreyim e, karar veremedim hmm. sanki at5 mümkün alacağım alacağım fil h3 ise fil f3 e çıkacak ve şüphe onu destekleyecek um, d5 de sanki mümkün d5 fil h3 at h4 vezir g5 eee um, ve dc6. d5 süreyim. Hı, -hı at e7. At e5 mi c4 mi piy piyonu alayım? Yani sanki pozisyonum daha iyi demek istiyorum. Yani çünkü materyal gereği kazanacağım ve daha alan var. Ve sanki e gelişmem daha iyi. Yani 3 taş oynuyor. Şu kaleyi buraya, şu kale buraya gidebilir. İkinci kale de, de bire gidebilir. Şüpiyon potansiyel olarak zayıf. Um, bu at ahırı sevmiyor. Satranç tahtasını tercih ediyor. Yani çok derin konuşuyor bu duo. Um, evet karar vermedim. Bunu alayım ondan sonra düşüneyim. At e5 tamam. Um, Ac4 c vezir d5 fil f3. Yani düşünüyorum bir baskı orada olacak. Ama ondan daha var mı? Yok mu? Bunu emin değilim. Hesaplamaya çalışıyorum. E4 sürersem. Yani şu destekleyeceğim böyle bir şekilde. B5, A4. Aa, belki B4 var. Aha, vezir C4, e 5. taşımı kaybedeceğim. D4'e gidersem siyah A, C5 oynayacak. Anpasan alırsam vezirimi kaybedeceğim. Aa, ben salam oynayayım dediğim gibi görmemiş olayım Bu ne ya Aa, atla aldı yani add6 ac3 Evet ben oyun sonu oynamak istemiyorum vezirle oraya gideyim ondan sonra fil f3 düşünüyordum hmm. fil f3 atf6 orada alırsam fili alırsa eğer fil b7 sanki bir piyonu kazanacağım Alayım. Atla almak zorunda demek istiyorum. Fili aldı. Niye atla almadı emin değilim. Um. Alayım yani almak zorundayım. Yani kazanmak istiyorsun. Kale B 8 düşünüyorum. Kayıp taş diye bir şey yok. Geri kazanmam gereken bir taş var. <laughs> Gayet iyi konuştu. Ama inşallah bu maçta böyle olmayacak. En sevdiğim dil. Bir sonraki öğreneceğim dil. Yani i. Um, kale C1 mi? Kale evde 1 mi oynayayım? B4 mu süreyim? Yani çünkü kesinlikle siyahın bir baskısı var B dikeyde. Ve B4 oynayarak ondan kurtulabil kurtulabilirim. Hmm, evet kale C1 oynayayım. Çok düşünmeden. Fil G4 hiç düşünmedim bu hamleyi. Tamam alayım. Yani istemiyorum file 3 g 3 çünkü piyon zincirim kötü olur orada. Ve şimdi kale evde bir oynamak istiyorum. Çünkü siyah dedi ki kontrol ediyor. Ben de onu kontrol etmek istiyorum. Şimdi f6 oynadı siyah. b4 artık sürmek zorundayım. Düşünüyor ama c5 sanki var. bc5, kale c8, kale d5 ve sanki onu koruyorum. b4 oynayayım. Yani artık siyahın piyonları gayet gayet zayıf. Yani ne 5 ne C5 yok. Ama unutmayalım um, kale oyun sunuları um, zor, çok zor. Bir piyon varsa bile bazen ya da sık sık berabere olabilir. Hadi bakalım ne diyor. İkimiz de eleniyorsak asıl kazanalar biziz. Bilmiyorum kim kazanıyor ama bakalım. Bir sonraki hamleni çok ama çok dikkatli yap anladım at 4 <laughs> almak istediğini anladım at 5 mi süreyim alayım mı at a5 sürersem sanki c5 olabilir ondan sonra kale b5 ve siyahın taşları çok aktif oluyor um, belki kale c1 var o oh, böyle bir şey yapayım aldım ve kale d5 oynayayım bunu saldırdım ve c5 ve a5 kareleri kontrol ediyorum benim taşım aktif siyahın uh, kale pasif ve inşallah böyle kalacak. Bana pek de fazla seçenek bırakmıyorsun. Yani özür dilerim dostum ama satranç oynuyoruz. Dost bir maç yok öyle bir şey. Herkes kazanmak istiyor. Şahı bir oynayayım. Oyun sonu o yüzden şahımı merkeze doğru getirmek istiyorum. Siyah da kaleyi aktif etmek istiyor ama nereye gidecek emin değilim. Kale F6, kale 6 mı? Yani bunu yapmak isteseydi kale B6 oynayabilirdi. Nereye gidiyor emin değilim. Yani bu bir baskı yok. Çünkü sadece bir kale var siyahın. Bunu şahla ıı, ıı, savunabilirim. Şimdi şey düşünüyorum. Iı, kale D7 mi? Kale C5 mi? Kale A5 mi? Kale D4 mu? Kale 5 mi? Yani bir piyon saldırmak istiyorum. Niye? Çünkü siyahın 4 ıı, tane piyon adası var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Iı, benim sadece 2 piyon ıı, adam var. Bir, birinci ve ikinci demek istediğim benim, benim piyon zincirim daha iyi, benim piyonlarımı saldırmak sıcak için daha zor ve benim yani, e, saldırmam daha kolay sehin piyonlara. Latince ve e, kaleler başka bir zamanın kalıntıları ama ben gene de ikisini de seviyorum. Um, açıkçası söyleyeyim, um, Du'nun konuştuğu şeyleri anlamıyorum Türkçesi çok çok derin ama siz arkadaşlar tabii ki onu anlarsınız yani çünkü siz e, Türkçeyi benden daha iyi biliyorsunuz. Um, ne yapayım? Kale A5 oynarsam kale D8 olabilir. Kale A7. Yani yani kale aktif kalır ama ben ikinci piyonu kazanırım böyle bir şekilde. Um, şah e2 mi oynayayım? Kale d7 oynayayım. Bu piyonu saldırayım. Kale c8 düşünüyorum. Aa, tamam bunu yap yapıyorsa demek ki kazanırız bu oyunu arkadaşlar inşallah. Çünkü artık piyon oyunsunu olur ve orada hata yapmak zor sanki. Başladığın her maçı kazanamazsın ama dil derslerini tamamlayabilirsin. Bu um, gayet iyi sözler anladım bile. Yani, kale alayım. Basit oynuyoruz. Um, <laughs> olur öyle. Bir taşı eksik olabilir ama inancım hala yüksek. Uh, bu, bunu hakkında emin değilim. Bence inancın çok düşük olmalı bu pozisyonda. Şah e2. Um, yani buraya gideyim. Şah c3. Şodan sonra... Yani, siyah tuksağında kalacak mı? Kalmayacak mı? Emin değilim. Ama inşallah kalır. C5, B5, C4, şah B4, B5 süreyim. Bunun üstüne A4, A5, yani b belki. Um, G4 oynayayım. Siyah'a tukfanga getirmeye çalışıyorum. Şah B4. Artık siyahın uh, hiçbir hamle ka kalmadı. Uh, bir şey kaybetmek zorunda. C4, C3 oynadı e, uh, du. A4, Artık iki piyonumuz daha var. Siyah tuk zvangta. Şu piyon hiçbir yere gidemez. Alacağım. Şu piyon gidemez. Alacağım. Şahla oynamak zorunda. Ama e, ben adım adım e, merkezin kontrolü kazanıyorum. Ve daha piyonları kazanacağım. A5. Artık duo konuşmayı bıraktı. Demek ki üzüldü. A nasıl oldu böyle hemen? Tamam mı? Um, hayat acımasız bir şey kardeşim. Ne, ne, zanned ne zannediyordun sen? Öğreniyorsun. Öğrenmeye çalışıyorum. Um, 5. Hepsini alacağız. Ondan sonra vezirleyeceğiz. Alacağız. H4. Yani primov yapalım. Sadece uh, pat yapmayalım. Böyle pozisyonlarda. H7, H8. Artık Do konuşmuyor yoksa ben mi çok hızlı oynuyorum? Aha. Yıllar boyu yazılı Çince'de 100 binden fazla karakter kullanıldı. Biliyorum çünkü bu oyunun bitmesini beklerken hepsini tek ve onu okumadım. Şah. Şah H3. Hadi bakalım ne yazacak bize. Artık, artık yazmıyor. Üzüldü. Artık laf bize sokmuyor. Artık başka dil hakkında konuşuyor. Ha, konuştu. Bu iyi hamle serimin sonu olabilir. Aha, böyle yapalım. Şah H1. Şah G3. Ve mat. Bakalım ne yazdı. Bilirsin işte. Bir galibiyeti farklı dilerde kutlamak daha da eğlenceli. Teşekkürler oynadığın için. Do. Yine bekleriz. Siz arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de bu yeni bota karşı oynayın kesinlikle. Duolingo'da kullanmıyorsunuz eğer indirin ve yabancı dil öğrenmeye çalışın. Dediğim gibi ben bugüne kadar 166 gün Duolingo'yu kullanıyorum. Teşekkürler ve görüşürüz.